Hozirda raqamli O'zbekiston 2030 loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu yanvarda ya'ni O'zbekistondagi deyarli hamma sohani avtomatlashtirish, raqamlashtirishga turtibdi. Bu yerda misol uchun savolga aytib qo'yamizda raqamli Xorazm degan axborot tahliliy deyarli tuzish. Hozirgi kunda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar. 18 yoshdan kech talabam aramizda. Narsa aramizda 384 bin artı eken şu adam 60 bin artılı işsiz alır günde. Diyen ne oldu yani? Talep var Özbekistan'da ateş sahasında, lakin başka sahalar onu yaptırmaya yaşlar. Ben de şunca talep var ya da teklif var. Birbirine doğru gemi yaptılar ikisi. Ateş sahası için şunca iş var. Mesela için azine tatu ne olan olsa. Parazinde bir yine tatu ateş sahası için talep var. Öyle sıra. Bunlar yılında 230'ın kvotayı nakladı. 230'da. Şimdi bu bilen tatum netçeliğimiz yok da mümkün de her aşağı olan beraber, lakin ben de 60 bin yaş istiyordum. Bize de hoşlanan tedbirkarlar, hem mesela varacağımız için hem mesela destur gerek var, programı gerek olardı. Ulan saydım tutuş gerek olardı. Hem mesela kapitüm burada da gerek olardı şimdi. Şimdi söyledik de domuzda, bazı rastiyanı Ahti Sokası'nda gibi doğan yer bitişi nasıl olardı? 2,7 faiz etken, bize de ise 0,4 faiz. Şunun bir maalesef yani daralmadı köp kiradan sahip çiftten ben bak köp sat talep edilen sahip peki bize de çift var vermedi. Bundan taşlar devletimizde az bir tane işçi var merak tuşu için bunun 4 milyon sonra sakın tuttuk. Bir adamın iş ben temin edilmiş için. Lekin az önce günde adı notebook ağzından olsa 6-7 milyonla da notebook asa bulardı. Bir notebook planıysa az önce günde 100'den ziyat işi onu tapsa bulardı. Fransa sıfatında iş yaşı mümkün, bir ilave var iş yaşı mümkün, bir de oturan falan iş yaşı mümkün. Data hukumatı yazıp 2019 yılı 1. dekabrda esas salama yani şu yeri Dalita binosunda çalıştığımız esas için ayıp ettim Şahsat Sabirov Dalita yönelik çocuğu yürüdük bir endomu saklanan düzenli 100% çast organizasyonu şimdi devlet uç kurulma sözü firma saklanan Ağır günde 26 nefer işçi üst kuruldu makbar tuttu bunlar içinde kodanlar ama bunlar içinde PR komanda yine gülüp tuttu sürgü tuttu piyasama tuttu bunlar içinde okutuşlarımızdan var. Okul merkezi şu çeki okul merkezi emez. Yani kendi başkanlık noktalarında bir oysa kadrolarla işçilden bizdeki iş günü hatırlıyor. Yani hem de sokağımız iş günü hatırlıyor. Hiç kandı fen yok, başkanlık da yok. Doğru işçi doğru sokağı hatırlıyor. Bundan taşlar okul merkezimiz Tarım Sıfatı Mezatı Zırafı Zülsas tamamına Lisiyenize geyge. IT sokağı önemli sebebi yine IT Park'ta rezidenti kitaplamamız, biraz IT Park'ın da işleyen sebeplerimiz. IT Park bize de ne olur? Bize aynen IT sokağının kuratı ülkelerin sebebi 2028 yılına karşı hiç aynı namı kullanmış. IT Park'ta rezidenti kullanmış. Şimdi kulak altından tuttuğum bir yurtumuz da IT sokağısını geçelim. Film olur. Ünal işlerimiz. 10 yaşta 10 yaşa çalışma olanlar bağım aramızda. 10 yaşa çalışma olanlar. Sizler için web testörler, Android testörler, grafik dizayn ve video mandalin yarışlarımız bu hazır günde. Şimdi 14 yaşta kettiler. Adam olsa, verden web testörler, bir de ders sayanından, şık derslerden fotoğraflar var yine bir şekilde. Nige aynen biz, nige aynen datan tercih istedik. Numarasıyla bize de her medeniyette nölden başlayıp verdiler. Yani bir testo şey yapıyorsa, normal bir işin gerekli bir zaten. Ben merhaba bir testoşlardan nölden başlayıp yetinler. Nölden başlayıp yetinler, yani kapitörde bir işin ortaya gelip durmaya, kredi vada şartı milyon olamaz. Kredi vada şartı onlar mı yazdı devam. Eğer dön şunu bu adam olsa, bize de ofis testoda kursumuzdan bu. Ofis testolarında kompütür, bilen kredi vada durumuna işleştirdiği yönde, ki başka sefaları seyine bulalım. Yani dersler kendi 8 yılın artı tecrübeyi yapıp da kısa tamamlanıp varlar. Hem mesela biz işin ustaları, yani şu sokağda ki orta bir işe bir geldi, derslerini tutar. Her bir kurs devam ediyor ki 3 ay, 3 ay devam ederdi. Dersler haftada 3 günde 3 setten bunu tutar. 3 set tam kutlarında şu olmamız var. Yani grupta 10 nefer taş uçuşka bakımlar. Yani grupta çünkü kutlanan bir yerim 10 nefer onlara kompütür var, onlara kutlanan bir yerim.
Dərslər həm tutulabına alacaqınızdan yəni puanla qurulu ötəcək, mədəbələrə qurulabıyım. Onun üçün, kurs çəkinində sertifikatlarla. Bədən nə olur? İşləş müxtəyyatı qalan, həm yaşaş müxtəyyatı qalanında, bıraqın özündə. Bir mağar oturub, gəlib, fərqəsət sıfatında, yavaş açısında oturub, işə keçirəyək mümkün. Hala səyinə dəm alıb, kofi bilə keçir, sıfatəsi oturuşmaq mümkün olar. Fivanı bir mağar işinə girib, alan görüşməyəz mümkün olar. Hazır böyle demo versiyası, tanımız deyil, ilk an nazar psikologlama, bunun üstünde okuşanlı iş yaptı. Eynən yani şu ayıqa, inovasiya hazırlığı tamamının 1 milyar son kredi tutulur. Yaxında moralleştirilirdi, şu işler boyunca. Şu internetten girip duran niçik servisler olsa şu an hemen web dasturlaş saklanır. Yani internet bilen işçiden programlarımız şu web dasturlaş. Mesela portal var, mesela Facebook'lar var. Facebook'lar var, sayt demez, portal saklanır. Servis. Bize saytta, yönden sayt yaratış nesinde bize şu web dasturlaşta gerek olan hem ameliyatlarını yaratış kalmış. Bazadan alış, bazadan koşuş, düzgertiriş, məlumatla salışdırış. Yəni, bir saytla növdən yaratılan o sayt, bizə şu web dəsturlaşda gərək olan əsasi könülmələrini gərək alıb, keyincəlik üzərimiz başqa ilavalarına, sayt mı, yavaşa çıxdırılacaq yeniden olanı yaratışımız mümkün. Kursa gələdən olsaq, bunun üçün artıq başlangıç bilim gərək olmayıdı bizim kursumuz üçün. İndi kompüterdən faydalanan biliş gərək. İstənilən tələb atılan onlarsa, klaviaturada yazış deyizdir ki, dım pəs olması gerek, klaviaturadan qıdırıb oturması gerek, dan xərfini. Keyin, kompüterin özündən faydalanır. İnternetdən, faylların üzərini, mesela köçürüb ötürüş, faylı tapıb bilir. Yəni, kompüterlərinin başlanmış savadqanlıqı olsa, oldu. Qalan nərsələrini, mesela web atalıq nərsələrini, növdən başlayıb öyrənəmiz. İndi front-end-də yaradılan olsaq, bu nərsə faqat web-sayt deməz, başqa proqramlardan, başqa texnologiyalardan oladı. Yəni, bizə yaradılan ilavanın görünüşü faydalanıcı görədən qısmı front-end deyilədi. İndi back-end deyilədiyimiz, şunun arka tərəfi, yəni ekrana çıxadan nərsələrin nə o çıxışı gərək, neçə tətibdə çıxışı gərək, şu nərsəni bizə back-end deyilədiyimiz. Yəni, görünüş. Maşin misalında gözsə oladı. Sağ front-end-imizin üzən HTML, CSS, JavaScript. Üç nərsəmiz bilən bizə front-end-ni çıxarıb biləmiz. Yəni, qarəndəyəm, misal, şu web dəstə olaşını maşinə oxşadan olmasaq, maşinin kuzufu var. Heç nərsəsi yox, fakat kuzuf. Bu HTML-imiz. Yəni, onda heç qanda elementəm yox, rəngəm yox, şəkləm yox, dörd bulçək kuzuf. Buna ki, CSS olar. CSS nə o işətədir? Rəng verəmiz, şəkilləri verirədir, misal kuzuf paylanı bütkəyirləri olardır, başqaca çıxan naqışları olardır. Şu nərsələ CSS bilən. İndi maşinin kuzufu təyyar. Lekin bəli yürümüydü. Fakat görünüşü təyyar. İndi JavaScript deyən nərsəmiz var.
maşinin farası boladı, maytafonu boladı, zorniki, hareketlerine təsir gözükmüydü, leken koşumca kolaylık boladı. Yani bu nersa koşumca effekt verirdi. Bizə də düşünərsə bu, maşinin görünüşü təyyar. Fakat içinde maytafon hemen əsas kolaylık var, leken hələ maşin yürümüydü. Dersin onda backend yok. Backend deyəniniz, dəstorlaşdırılıcı. Bu, zəhər kadonumuz PHP dəstorlaşdırır. Bu, indi kuzuklu teyir. Kapotlu teyir. Kapotlu teyirini fakat ustağı görədi, iyi maşinin ilgəsi görədi. Yol hərəkətlərin barakırına altında onu başqa adam görüb bilməyib, təsirət bilməyib onun teyirinə. İndi, kapotlu teyirində hemen əsə var, motor, başqa hemen kurmaları var, backend var. Lekin, bəbir maşin hərəkətlənməyib, nəşun? Benzin yok. HTML gelen. Zaten MySQL, bir koşun altı, MySQL məlumatların barı var. Saytta çıkardığım hemen məlumatlar bazada saklanadı. Bu MySQL, bize öte donanımız özü, məlumatların barı iki türlü olan SQL, NoSQL diye. Bize faydalanmamız SQL dedi. Şunu bize işlete donanımız MySQL server. Şimdi bu benzin bakta bir saatte donanırsak, saytta girilen o məlumatlar hanası, şu benzinimiz. Yani məlumat bozarmadan saytımız hərəkətlənir. Özde saytlarımız hep iki türlü oladı. Dinamik, statik deyilir. Statik saytımız fakat frontend kısmı oladı. Ondan məlumat almışmıydı. Bir türlü məlumat dura verir. Bunlara misal firmaların saytları oluşur ki, internetdə girəsən, çıxır, misal duxi, sənətli reklaması oladı, o saytlar olar, bir bitti. Bunu dizayner bir mərtə işləngən, arka kısmı, yani backend kısmı bir mert işlengen fakat bunlar malumat koşuladı, saytın özü yenilen duruyorlar. Saytlar ünlü koşulan malumatımız görünüp duruyorlar. Bunlar da dinamik sayt olalım. Yani şu bazadan alıp, bazadan parlamanın uzak saytını işlesek, yenilen duruyorlar derseniz saytımız dinamik sayt olalım. Şimdi PHP tırına gelen olmasak, Mırat'ı köpçülük taze Mirtten sırlaştı, tazla başladığında köpçülük yamanlıydı o PHP'lerine. Bu kalıp gitgendi, tazalar çıkıp gitgen, basman içliydi. Şimdi PHP'de sırlaştı. PHP'de sırlaştığında vaktinden en kette proyektler var, şu PHP'de sırlaştığında işler. Yani şöyle gördüğünüzde, sana Rambler var, Wikipedia, YouTube, Facebook, Yahoo, hepsini esasında PHP'de işler. Hazıran batır ölgeni yok. İnternette girseniz de vakansiya dümkü PHP boyunca. Fakat azı taze teknoloji çıkan giren adamlara namı istat verirsen deyende taze var, taze teknoloji geldi. Mesela bulan örgü yani, indi ben ulan yamanlayacak mesela. Lekin PHP uladan kanka sen bu uladı, kem emez. Dest ulaştırırım lan, bunu derken işlem bunda tolu katsa uladı. Yani PHP'nin en yakış tarafı ürgeniş üçün en asan dasturlaştırılarından birisi. Bunu logikasını düşünüp alsak, kodlara yanıta kalalım. Bir logikasını başka tırlara karaganda düşünülerek, adilerek olalım. Bir dasturlaştırılığına tolu ürgeni alsak, praktik edenken başka dasturlaştırılığına ötüp yetiş asan olalım. Hadi PHP'nin ürgeni durur, kendi izinden Java'nın ürgeni işleriz mümkün, ya CPU'sun ürgeni işleriz mümkün. Yani asanından başlayıp durup, keyin ürgenip geçsek olalım. Azı birden CPU'luğuz ya birden Java, Python başlayıp adresinizde, sen kıyım oluşun mümkün. Yani şu nasıl olan logikası, PHP'ye kararında sen kıyım var. Yani Aytkan'ın devri, Marmak'la ambarı, MySQL. Şimdi PHP'de sırlaş programist. İş değerini görelim olsak, bu Taşkent'ten firmalarda alınan vakansiyalar rokatı. PHP programist olarak koydu. $500'dan $2000 açar. Şimdi bir yerde bakarsa şu stajından, melekesinden gelip çıkıp bilgilenirdi. Gazetem PHP olarak koydu programist. Bağım şeyine hesaplı olmasak $1,000'dan $2000 açar. PHP programist şurada en ortaça alan olmasak 8-10 milyon son. Bir yerde işçi olmasa aylıkta şu bakalda kendini işlettirirdi. Şimdi yok ben programda işlemiyorum ben. Ben özüm, kamanda düzüm işleyim ben size de. Bir yerde site yaratışı ne yapıyorlar?
Bunlar devlet saytları. Mesela birinci uygulamamız bu bir bakça mı ya mekteplerden rayonlanma saytları mesela dedi. 6 milyon 300 bin sonundan bakalanlar. Tekniği sitap şöyle koyulan. Pesinde yani çıkıyor mektep saytı. Kengisi mesela hakimiyet saytı. Sayt bu orta çayında en arzan saytlarımız hazır. Bize de kettarak teşkilat olsa 5 milyon 6 milyona sayt açıladı. Şimdi kiçkinerek firmalar var. Adli, Benumat, Azlan. Kendinde 1 milyon, 1 milyona sayt açışı mümkün hazır. Hazır bir nark var. Şimdi saytını Cahit Karni Front'un Dikin'de kaydolun bulsak özü desturçular iki şura bölünedir. Front-end desturçu değildi, back-end desturçu değildi ki yani kendin DevOps degenin var. DevOps degeni sayt yaratılmadan ki onu internete koyuş gerek, koyuş sistemi var, ulaş gerek. Yani ikincilik saytını yola koyuş. Şunu işlet verip yola koyuş, hosting'e koyup domain alıp serverini nastroy et. Şimdi girelim bu nasıl bilen DevOps değildi, şu kullanalım. Bu adam sayt yaratışını bilmezse ki mümkün. Ya front-end'i düşünmezse ki mümkün, lakin yaratılan saytı internette koyup işletip verip bir adam adam. Üçüncü, bir adam hemen asıl bir işi gerek diyememez. Tabi programist front-end'den, back-end'den, DevOps'dan tolup bir işi gerek diyen gap yok. Chat'te, özellikle Özbekistan'ın Astana'sından bölünür paraya bölünürse, özü aslında chat'te front-end'den başka adam işledi, back-end'den başka adam işledi, üçüncüden umumdan başka adam öder. Kamanda boladı. Kanalda gruplara bölünür. Frontendçi dizayn işlep verirdi. Bekintçi şuna giyen kod yazıp verirdi. Bazı bölümler bekint ismini yazıp verirdi. Üçüncü adam sayta koyup ürüydü. Şimdi bu üç adam hemen. Frontendçinin üzerine bürekleri bölüp taşıdan var. Çekti. Mesela dizayn kısmı bulundan olsa bir adam fakat bin yüzünü işledi sayta. Bu şu sahne boyunca spesyalist fakat bin yüzünü işledi. Yani neyse işledim onu. Bu sene nasıl ekliyorsun görmedim. Frontend çabuk işledi. 12 yıl oldu. Yani neyse fakat menü işledim. Başka hiç nasıl işlemiydi. Bir boy site olan başka nasıl olan menü kısmını işledi. Yani kimdir? Mesela footer kısmı var. Kartenin görünen kısmı var. Frontend'in üzerine bölüm gider 5-6 bölük. Her sahanın üzerine mutlaka hissettirdi. Hakikaten bir şu profesyonel bir firma sayt işinde baktığında bir önce de onu işin klient geldi, ben sayt açtıracak mı? Bu bile yani şu project manager gepleşedi, o bile sırada sayt gepleşip getirmeydi. Bir yerden iki kronop yapılsın, başka olsun. Buna saytın konsepsiyesi düzgün oldu. Genelde sağol verilen, sen saytın gibi ne iş edeceksen, ne onu göstereceksin. Bu maksadım ayırdı, ben saytın beni şunun bir tavar atacak mı? Ben işin değil, efsirliğim bu firmam mı? Oturup spotlaşırlardı, saytının konsepsiyası düzülür. Bu kağıza yazılan derse, kalk inşa edin derse yazılır. Sayt düşündüğün buluşu gerek. Ki o dizaynere verirlerdi. UX dizayn dedi. UX dizaynımız saytının prosta maketi. Dört burçakla bırak çizip, renk ben hiç neyse yok. Prosta şeklini çizip bırak. Bir de menü buladı, inan chatte. Yine misal bloklar getirdi, ortada informasyalar getirdi. Saytının maketini çizip verirdi. Kalkısı arkitektur var, çizmasını çizgen değil, fakat çizmasını çizerdi. Kim? Dizayner olalım. Hala bu HTML, CSS tırını bilmiyordu onu alalım. Dizaynere verilen, dizayner bunu dizaynerin işlep verirdi. Yani şu anda çizmalardan renk verip, özünü, ideyası bilen, fantaziyası bilen saytının maketini resim halatta çıkartıp verirdi, görünüşünü. Saytının maketi tayyar. Saytın dizaynı deyilir ki bu nasıl alınıp frontendçiyle verirlerdi. Şimdi frontendçi şu resim değil saytını. Yani aynen şu durumda HTML, CSS, JavaScript'te maketini çıkartıp verirdi falan. Kim şu arkada yok bir backendçiye verirlerdi. Bir sayt ulanıp kim test rejimi buladı. Sırası çıkıp gitmeyi saytına her kıyla test edip görürler. Hataları, kemçilikler olsa taklanırdı. Kim yine sayta koyup İş başa verilir. Lakin bize de Özbekistan'da hazırda şimdi Taşkent'te Ruvazan'a bize de Harazin'de hazır Hüsnü'nün bir adamı derdi. Bize de hazır klient gelen olmasa sen varma teknisi zaten yazdırdık ki dizaynı çizdirdik ki onu yaptık ki desen çöp edip yeterli fazla iş başa alan yapacağını çözüm işe yaparsan 500 milyon tamam. Lakin saygı sıfatı
Bunu klienta beradığın daha mesela oldu. Efekti ağırlık prensiyonu işlegenliğin bu muydu beradığın? Bir de mesela kurslar ki front-end'i düşünmedim, front-end yakmadı. Ya köpçülük, ben back-end'i düşünmedim, back-end yakmadı dedi. Şimdi ait kalın ne? Bu 3 aylık kurs sizlere topu olarak white adamın olsa, nalın örgü geçtiğini. Yani size görüp çıkarsa front-end nalın, back-end nalın. Bazı bir bölümler verirlerdi. Şu bazı bir bölüm bilen, ötürgen derslerine top örgensiniz de, üzerinizin nöğünden şu günlük böyle amaca sen yaratıp bilesinler. Şimdi kendi analizde mesela kimendir front-end yakaladı, kimendir back-end yakaladı. Şu boyunca yine müstahkemler üzeriz, mesela şu ulaştığınız mümkün. Bir de ki 3 aylık kursunun izinden yine çoğulaştırılan kursla var. Back-end boyunca. Sizlere kaysa yakamam olsa, kaysanın üzerinizi tapsanız da şunu aşı boyunca geçsiniz de var. Yok, ikisinden tutuklamandasınız da full stack dersi uçur olsa, yani hemesini özleyecek bir kitabım. Şimdi full stack buluş kıyırlar. İkisinden bir tane tutuketiş kıyım var burada. Köpçülük front-end'ni hala kırptı. Şimdi back-end'de köpçülük yakaladı. Matematike, şunun için hanımefendilerden köp işin adamlara back-end yakaladı. Ben şunu yazar, back-end tarafımız mantıklı. Yani cross-board işlegenliği kızıkır, güzel işleri var mı? Zaten açarını çıkarma vaktinde kalp tapsırıp işleyenli. Kendi sağlığa uğradı. Ben matematikte bölümüm ben. Uzunluğumdan bir bölümden ben programist bulup bilemem deyken sağlığa uğradı. Matematikte geri adam olsak, ben üzüm, sağ 900 yıldan bana sadece işlemleriyle olursam, bana şu an açayım kosinus, sinus, diğer neyse ben gerek bulmam. Şimdi matematikte gerek değil dedi. Ne şu matematikte ben şu bulamayan adamın fikirler yaşa uğradı. Malısam olan yani dünya karşısında genel olan yani fikirlerşi Saitlöz Bilkent tarafından yasası ise şu fikirler elde gelme zadaça koyu adamı olsa şunu alsan iletişim yönü tapışın gerek. Matematik evlen şu bulunanlar, fizik evlen, avukatlar evlen, köp şu bulunan adamlar da bunlar sarılarlarla yani alsan bu bir de özgeçtirici. Kendine evvel desturlaş diyenlerse özü fakat matematik evlen başında fakat binar bir kod davranı işlengen, matematikle işlengen. Şunun için hazır açar şu programist olan matematikte bir işi gerek degen derse gelirdir. Şimdi bu bilen matematikte gerek mi diyeyim diyeceğim yok. Matematikte bilseniz de sizlere koşunca plus olur. Peki matematikten düşünmeyen programist buluş mümkün. Fikirleştiriniz olsa matematikte kaçan gerek olurdu. Ya etkenin çukur bir adamla oyun işlenedir. Oyunda mesela koordinatlarla işlenedir oyunlar. Grafikası, başkası. Yalansa bir buhalteriski programı işleyiş gerek oladı. Yalansa maliye sistemi boyunca işte kıyın formülünü çıkarış gerek oladı. Şunu diye baktığında hakikaten matematiğe gerek oladı. Programlarını kaysa programda düzenleyen deyen savağı oladı. Android desturlar, yalansa kompüter için programı işleyen baktığında bunların sana kamiyatı var. Mesela Android Studio diyen var, IDEA var. Android için ben kompilyatör diyenler sabah yaratılan kodunu upakovki yatıp çıkartıp verir. Lekin bize yazılan bir prilajiniyemiz yazılan kodumuzu özü işleyilir, prema olur. Ona dini sakranit atıp, kompilyasyon atıp, platforma, masa oturuş gerekmiyor. Şunun için bize de tarzı adli bloknotu var kompüterimizin. Şu bloknot planen tur sayt işe geçiş mümkün. Konu 100%. Şimdi bu bloknot bilen dım. Alırsan bu alır. Alır bu alır. Tam not var. Plus plus diyenler sabah. Bu en alt değil. Lekin en tez işi don. Redaktör. Redaktör diyenler sanırız. Bize kod yazma vaktinde kodumuzun hatası ya bir yerde bilmiyorsa kalıp gitken olsa gözüküp durardı. İmanda hazır ben notepad'da yazan olmasa aldı renkte çıkıp durardı. İkinci bu redaktörlerle giren olmasız da tele karap durup üzerine renkleri buladı. Temasına karap durup buladı da şu kodunun renginden bize hata yazdık mı, doğru yazdık mı, doğru yazdığımızda anlat bilemez. Bu sonu getirgen bu sıra. Mektepten saytı bulalım. 50 dağlı mektepten saytı demek ki keyin aslan köpek bana diye işte. Şu
Ürgençteki bir hafta salonunu saydı. Salonumuz. Yerine masinanın röfati gelip tuttu. Buna herde girdirmeyen hiç kayısı. Avtomatiksi GM'nin özünü zavutun saytından aldırdı. Bakaları, uç yırtı, maşinin resmi, rengi, hemen asasını saytdan premium alıp durdu. Van taraflar şimdi mermaklar uçunu yırtırken kendi frontend ötken vaktimizde Zeynep ikiden akışınçadan sördüğümüz bootstrap'ların jQuery diyemlerse. Şimdi işitken bunlar saktırdı. Özü HTML, CSS, kızık yazıp görgenler var mı? Şu olan var. Özü HTML, CSS falan saytın maketini çıkaramız dedik. JavaScript şu yaratkan dizaynımızdan çıktı təsir göstermiz. Animasiya varamız, ya böyle elementi alıklaşak koşup koyamız. Bize yazan, misal funksiyonel yazamız, başka yazan yazamız. 4-5 hata kod yazışılığında bir hata, yani yarım hata mesela kodunu çıkarsanız mümkün. Bizim zara framework ya kütüphane diye nesara gerek biblioteki geldiydi. İşte ben CSS için Bootstrap diye framework var. Bunda bize köp bir şeyler bunun nesara var. Ta site'ını telefona maslanışı var. Elementlerini grid sistemi adıydı. Caylaşışı var. Ya bu masaya kumut gele, input var. Bizim site'ını başlattan elde üzerimize masla bağlamış. Kodda dizayn diye her bir elementlerini bize işlerinden yani görünüşten masraf alalım. Bu strapta bu narsalar tayyar yazılırlar. Bize CSS'e ağzından koşulunca girdiğimiz fakat işlemlerin üzerinde şurada yazılırlar tayyar klaslarını çakırıp saytını işe getirdiğimiz. Bize mesela 3 günde saytını frontend'ini çıkartalımızsak frameworklardan faydalansak bir gün, bir yarım günde çıkartmamız mümkün. İlk yargı 3 günde çıkartmamızdan sifatlardır. Yani jQuery de gönderseniz, JavaScript'te yazılan funksiyonların çıkartılmadan dersesi. Bize 5-6 kadar funksiyon yazmamızdan, şu yazılan funksiyonumuzla yazılan kök mesela kodlu hava. Şunlar şunu çıkartılıp koyulman, bize 2 kadar, 1 kadar sözümle çıkartıp gidememiz gereken funksiyonumuzla. Bu dersen biblioteka değildi, kütüphanası, JavaScript kütüphanası. Frontend ötkende ikisinden praktikelerde görüp işletip gidemiz. Birinci ayda şunda frontend örgənimiz HTML, CSS, JavaScript, kim koşunca Bootstrap, jQuery. İkinci ayda PHP örgənimiz olur. Bazı zərər sayt yaratışı üçün gərək olan həmə funksiyalarını örgənimiz. Kim baza dağını yolladı, MySQL. Bundan praktik etik görəmiz. Hər kədə soruların, misal, ölçülüş, çalışdırış, filterləş, həmən əsasını görəmiz. Kim üçüncü ayda İki ayda ötülgen derslerini birleştirip durup, praktik yapıp sayt yaratalımız, nöyünde. Keyin, onun koşunca, mesela Telegram bot yaratacak biz kadar köpçülük. Keyin, PMI sistemi var, mesela PMI, Click, internet magazin işleyen vaktinde bunlardan sayt birleş gerek olalım. Şunları görüp çıkarmanız. Keyin, GitHub boyunca. Eğer sayt yönetarak bitirsek, bizi 3. ay 14 ders koyulmam. Mesela köpçülük Clearback sayt nasıl tenliydi, aklına indirip başka bir renk olalım. Yani vakt kem kalmadı. Saytını yırtarak bitirememizsek, vakt çok kalmamızsak, mesela tema boyu çöktürken nesnelerini yırtarak bitirememizsek, kendilik saytkan nesnelerine göz tutara veremem. Şunda kurs boyunca sağlıklar var mı? Çikolaştırılığından beter sıra, böyle çikolaştırılığından. Çikolaştırılığından çıkılaştırılan ama bunda fakat weekend boladı. PHP boyunca OOP diyen ders var. Yani objektge yöneltilen ders turlaştıydı. Bu köp ders turlaştırılarına bağlanırsa uca ders turlaştığı içine çukur girgenden ki OOP bile işlemelerdi. Yani başkaça yönelişle gittilerdi. OOP örgenemiz ki Laravel framework örgeni çıkarmız ki API dedi. API diyenimiz İki tane servis var, birbirine öler. Tam Telegram bot falan, bize sahip bir video olmasak, var API, integrasiya. Ya PMI'ler öylesek yani. Özellikle bazı bir projektlerin kendisi, frontend falan, backend olarak da işlenen aralar, API falan bir şey bağlanmalı. Şunda işin sıfatlar yaxşı olalı. Şunun için API diyenler sana, ürgeniş gerek olalı, integrasiya etiş. Çıkınlar sana, birbirine integrasiya sıkışa etkiler. Şunlar sana örgənimiz. Aslan boy
çukurlaştırılan kurslar şu meseleler ürgenilen 4 ayda. Onda indi onu herkesin özünü içinen bölünüp gitken yolaşları var. Şular bu içe temmaz ulaştırılan yolaşları öyle götürmüş. Yani kursa yazılışın işi kuladı. Kursa yazılış, kalitenizde bazı, kalitenizde kimçelik, Telegram kanalında var. Onlar da listeyizde buladı. Az ötemiz listeyine ankete beraber kısmımız çıkışta sonuçlarınızda buladı. Derslerin başlangıcı kursun turuşuna bağlı kalan. Mesela yine 10 adam var mı? 10 adam varsa kursun başına gidiyor herhalde. Daha önce. Mesela başlangıcı mı? Gibi. Mesela az web dersi ulaştırıp örgünen şeyin her denliği örgünecek bu arada. Mesela 3 aydan sonra az 4 ayda. Tamam. Çöğünden ki yine 3 ay. Ha. Bunu da çukurlaştırıp örgünecek. Buna ki hikaye serlap olmam. Tamam. Metin şu an 4 yıl kadar önce tapsuluk verip, çiz takıp, serle bandı. Ama var.